Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size akvaryum su berraklığı hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Akvaryum su berraklığı balıklarımız için bildiğiniz gibi çok önemli, can alıcı bir noktadır. Akvaryumu ne kadar temiz tutarsak balıklarımız o kadar daha sağlıklı olur. Daha hızlı ürer ve daha hızlı büyür. Zaten biz istediğimiz balıklarımızın büyümesi, üremesi, güzelleşmesi, sağlıklı olması. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Akvaryumumuzla ilgilenmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar balık alıyor, koyuyor akvaryuma, ben hobiciyim diyor. Fakat filtreleri temizlemiyor, su değişimini düzenli olarak yapmıyor. Sonra balıklarımız hastalanıp ölebiliyor. Ya da bana bir sürü mesaj atıyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, beyaz dönük oldu, ne yapmam gerekiyor vesaire. O yüzden balıklarımızı eğer hobiciysek, balık besliyorsak, balıklarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Balıklarımıza kıymayacağız. Örneğin şu balığımızı, şu güzel balığımızı sizin için yakaladım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz güzel balık. Nasıl kıyılır bu balığa? Bu görmüş olduğunuz güzel balığı sakin bir yerine bırakayım. Size yakından göstermek için akvaryumdan kovaya koydum arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika önce, fazla kalmadı kovada. Bu balığımıza nasıl kıyarız? Madem ki hobiciysek akvaryumumuz için elimizden geleni yapmamız lazım. Bunlar neler? Akvaryum için elimizden geleni yapmak derken aklımıza neler gelecek? Affedersiniz. Bir kere bu akvaryuma 2 adet dış motor şart. Bu akvaryuma 1 adet dış motor koyarsanız bunun su değerleri her ay bozulur. 2 adet dış motor şart. Biri 3 kovalı, biri 5 kovalı olabilir. İkisi de 5 kovalı olursa da daha iyi olur. Artı 2 filtreye de bakteri kültürünü çoğaltsın diye bakteri üretici taşlar var diyeyim. Öyle anlayın artık. Beyaz taşlar. İkisine de onlardan koyduğumuz zaman da sürekli akvaryum içerisine iyi huylu bakteri, kötü huylu demiyorum, iyi huylu bakteri. Balıklarımız onları yiyorlar. Biz gözle görmüyoruz onları. Hani kimisi bir hafta yem atmadım, 3 gün yem atmadım, 5 gün yem atmadım diye balıklarım yaşadı. Zannediyor ki balıklar aç kalıyor. O bakterilerle yaşıyor. Onlar şart. Özellikle çift motor dedik, dış filtre yani şart. İkincisi, biz bu dış filtrenin bakımını yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bakımını? Onu da anlatayım. Bu akvaryum yani ya da genel diyelim, hangi akvaryum olursa olsun dış filtremiz var ise her ay dış filtremizin içindeki süngerleri değiştirelim ya da yıkayalım, tertemiz yapalım ya da keçe varsa keçeleri değiştirelim veya güzelce yıkayalım ve tekrardan yerlerine dizelim. İçindeki iyi huylu bakteri üretici taşlarımızı yıkayalım. Temiz suyla, çünkü içerisine buradan bir sürü dışkı, kötü huylu bakteri üstüne çullanmış olabilir. Temizlememiz lazım. Kömürlerini falan yıkayalım. Tekrardan dizelim. Koyalım. Ondan sonra yapmamız gereken ikinci önemli konu. Motorları her ay temizliyoruz arkadaşlar. Dış motorlarımızı, dış filtrelerimizi her ay temizliyoruz. İkinci konumuz su değişimi. Yani şu akvaryumda ben 10 günde bir 4'te 1'ini değiştiriyorum. Balıklarımın ne kadar rahat olduğunu, rahatladığını hissediyorum. Bunu görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Zaten suyu değiştirmezseniz zamanla balıklarınızda, frontozalarda genelde fazla belli oluyor, beyaz beyaz popçuklar oluşuyor. Beyaz benek başlıyor. Su değerleri bozuluyor. Sen sadece filtreni temizlersen, suyunu değiştirmezsen
tekrardan buradan kirli su filtreni çok kısa bir zamanda kirletecektir. Ve bir ay daha dolmadan, bir ay gelmeden balıklarınız yani sağlığı bozulacaktır. Su değerleri bozulacaktır balıklarımız açısından. Pek de iyi olmayacaktır. O yüzden 10 günde bir, 4'te birini, yarısını da değiştirdiğim zamanlar oldu. 4'te 3'ünü de değiştirdiğim zamanlar oldu. Ama ayda bir değil, ayda bir olsa yarısını değiştirelim. Farz et ki adam 3 ay 5 ay hiç değiştirmemiş. Yani 4'te 3'ünü değiştirmesi lazım. O sancı o kadar temizlenebilir. Suyu ne kadar çok değiştirirsen, altı inersen iyi huylu bakteri kültürünü almış, lavaboya atmış olursun. Balıklarımız da içerideki bakteriler azalır. Yeni gelen suda bakteri olmadığı için ama az miktarda değiştirirsek, bakteriyi fazla almazsak, su temizlenirse motorun içerisindeki bakteri kültürü oluşturan taşlara temiz su giderse, su ne kadar temiz giderse o kadar daha iyi huylu bakteri buraya yağmur gibi yağdıracaktır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şu boyda 4'te 3'ü kalıyor, 4'te 1'ini 10 günde bir düzenli olarak değiştiriyoruz. Bunun yanı sıra kum. Ne gibi kum kullanmamız gerekiyor? Ben silis kum kullanıyorum. Daha önce orijinal deniz kumu kullandım. Bizzat gidip kendim denizden topladım. Denizden, denizin sahilden aldım, topladım. Tabii o biraz daha çakıllı, biraz daha araları açık bir kumdu. Kırılmış deniz kabukları, kırılmış mercanlar toplamıştım. Akvaryuma koymuştum. Randıman aldım mı alamadım. Neden alamadım? Çünkü onun içerisine çok gözenekleri olduğu için, çok aralıkları olduğu için yem atıyorum. Balıkların yemin hepsini yemedi mi, onun içine yem girme şansı yüksek. Balıkların dışkıları, kötü huylu bakteriler içinde hapsoluyor. Ve ne oluyor? Su değerlerini bozuyor. Su değerlerini bozunca balıklarımız ister istemez etkileniyor. Ve sağlık açısından balıklarımıza zarar vermeye başlıyor. Silis kumu tercih ediyorum. Benim kumum 0.5 numara. Hemen hemen en incesinden. 0 numara da silis kum olabilir. 0 numara silis kum da alırsanız uygundur. 0.5'i pek bulamayabilirsiniz. Ben bayağı bir zorlanmıştım bulana kadar. Silis kumumuzu koyduk. Yemi attık. Yem geldi kumun üzerine durdu. Kumun içine girme şansı yok. Balığın dışkısının kumun içine girme şansı yok. Kötü huylu bakteriler kumun içine girme şansı neredeyse yok derecede. Kum kendini sıkmış, bakteri içine hapsetmez. Ama kum taneli olursa diyeyim, çakıllı olursa çok kolay bir şekilde içine girer ve suyumuzu bozup balıklarımıza zaten zarar verir. Kayalar yine aynı şekil. Akvaryum içerisinde kayalarda mağaralar çok önemli. Özellikle çiklet balıklarında. Diğer tropik balıklarında dekor için, süs için koyuyorlar gerçeği de. Onlar için olsa, ne kadar olsa bile tropiklerin değil de cikletlerin vazgeçilmesi kayalar arkadaşlar. Kayalar ve kayalardan mağaralar yapmamız gerekiyor. Çünkü balık kendine yer bulması lazım. Yer bulacak, orası benim evim diyecek, orayı benimseyecek ve orada yeri, yuvası orası olacak onun. Oraya alışacak. Üremesi için çok büyük faydası var. Stres açısından çok büyük faydası var. Akvaryum içerisinde kayalardan mağaralar yapmanın balıkların açısından. Frontozlar için de çok önemli. Zebralar olsun. Birçok balık için çok önemli. Papağanlar çıldırıyor mesela. Birçok balığın için çok önemli bir konu arkadaşlar. Işığımızı gündüz kapatalım. Gece açabiliriz. Fakat gündüz ışığımızı kapatalım. Neden ışığımızı gündüz kapatalım? Işık sürekli yanık durduğu zaman akvaryum içinde bir yosunlaşma olacak. Camda yosunlaşma olacak. Biz onu göremeysek bile ya da görsek, silsek, aşağı düşse bu sefer yosunun içerisindeki yeşil sıvı salgı var. O salgıyı içeri saldıktan sonra akvaryumumuzun içerisinde bir yeşillenme olacaktır. Tabi
Yosun akvaryumda akvaryuma en büyük zararı nedir arkadaşlar? Yosun mantarlaşma yapar. Balıklarımızda mantarlaşma yapar. Eğer yosun oranı bu akvaryumda çok yüksek ise, benim balığım yumurtlansa kuluçka makinesine koysam 3 günde mantarlaşır yumurtalar. Eğer daha canlanmadıysa, yeni kusturduysam, hani yeni ağzına aldıysa, 3-5 gün içinde kusturduysa, biraz canlandıysa gene mantarlaşma şansı az ama, riski az ama, yeni kusturduysam, yeni de 2-3 gün önce, 3-4 gün önce ya da ağzına aldıysa yumurtayı, kusturduysam mantarlaşma şansı daha yüksek. Abi diyor, balığımı kusturdum diyor, 5 gün oldu diyor yumurta ağzına alalı, kusturdum. Fakat diyor 2 günde yumurtalar mantarlaşmaya başladı. Neden? Çok basit cevabı. Senin su değerlerinin, su şartların uygun değil. Su değerlerin çok bozuk. O yumurtayı 2 günde mantarlaştırıyor. Sen su değerlerini koruyamamışsın. Yok efendim, yoğun çalışıyorum. Vaktim yok. Geziyorum, tozuyorum. İşte obiyi bırakacağım, sıkıldım gibi şeylerle kendinizi avutup da balıklarınızı, yani bakımlarını yapmazsanız balıklarınız hem sağlıklı olmaz, hem kanatları, kuyrukları, finleri, renkleri düzgün olmaz, hem hızlı büyümez, hem üremesinde büyük sıkıntı olur. Maalesef üreyemezler. Ne kadar olgun olursa olsun su şartları çoğu balıkta çok önemlidir. Yosun dedik arkadaşlar. Akvaryumda yosun tutmaması için gündüz ışığı kapatıyoruz. Gece de benim yaptığım, benim uyguladığım, gece akşam açıyorum, yatarken kapatıyorum ışığı. Ve de sabah da açmıyorum tekrar. Gün boyu kapalı oluyor ışık. Işık kapalı olduktan sonra akşam tekrardan ışığımı açıyorum. 10-11, 12 gibi tekrardan kapatıyorum. Yatarken kapatıyorum. Ne oluyor? Akvaryum içerisinde fazla ışık olmadığı için yosunlanmayı engellemiş oluyorum. Bir de yosunlaşma, en hızlı yosunlaşma şöyle olur. Mesela benim evim batıya bakıyor. Hatta kuzey batıya bakıyor. Kuzey batıya baktığı için akvaryumun durduğu camın önünde, akvaryumun durduğu cam güneş almıyor. Fakat doğuya, güneye bakmış olsa, direkt güneş ışınları içeri vurmuş olsa, akvaryum içerisi kayalar, kumlar, camlar, her yer yosunlaşma yapacak ve bu yosun eriyip suyun içerisinde mantar hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olacak. Biz bunu yapmamız için akvaryumumuzu camdan uzak tutuyoruz. Eğer evimiz güneş alıyorsa, o durduğu yerdeki odanın camı eğer güneş alıyorsa akvaryumuza kesin direkt güneş vermiyoruz. Güneşin faydasından çok zararı var yani, bilce anladığınız kadarıyla. Başka su berraklığı 10 günde bir demiştik. Su değişimi, filtreleri çok güzel temizliyorduk. Kumu, ince kum tercih ediyoruz. Bir de yemleme. Yemleme neden? Temizlikten hemen sonra yemleme gelir. Temizlikten hemen sonra yemleme gelir. Çünkü yemleme çok önemlidir. Yemi sık sık atın balıklarınıza. Sık verin diyorum bak. Günde bir kere, iki kere demiyorum. 4-5 kereye kadar verebilirsiniz. Fakat çok az miktarda. Az az, sık bir şekilde hem balıklarınızın gelişimi ve üremesi açısından, sağlığı açısından da iyi olacaktır. Az miktarda atıyorsunuz. Yem daha yere düşmeden balıklarınız onu yemiş olması gerekiyor. Eğer tekrar kumum 0 numara, 0-5 numara ama yine kayanın, taşların oranın buranın altına kaçma riski var. Kaçma riski olduğu için biz bu riske girmememiz lazım. Girmemiz için ne yapmamız lazım? Sık sık yemliyoruz. 4-5 defaya kadar yemliyoruz. Az az yemliyoruz. Dibe yem düşmüyor. Eğer dibe yem düştüğü zaman yine aynı şekil
O yem içeride çürüyor. O yem çürüyünce su değerlerini bozuyor. Suyun kalitesini bozuyor. Suyun değerleri ve kalitesini bozduğu için balıklarımıza zarar verip balıklarımızı çok büyük bir şekilde etkiliyor. O yüzden yemleme olayı da çok önemli bir konuda. Su değişiminden sonra yemleme. Yemlemeye dikkat etmemiz lazım. Balıklarına karides verince balıklarınız biraz fazla dışkı yapar. Eğer mevsiminde karides vermeyi de tercih ediyorum. Örneğin bu aralar balıklarımızın karidesle beslememiz gerekiyor. Çünkü hem karides taze oluyor hem de balıklarımız kış günü yazın olduğu gibi sağlıklı olmuyor. Yazın su değerleri sıcak oluyor genelde. 30 dereceye kadar, 32 dereceye kadar çıkıyor. Ve de bu sıcak su balıklarımıza zarar vermiyor. Neden vermiyor? Genelde soğuk sudan hastalıklar meydana gelir. Tabi ısıtıcınız yoksa, benim kalorifer peteğim var diyorsun evde. Su 22-23 derece. Yarın hava soğudu. Eksi 10 oldu. Senin 22-23 derecen iniyor 18 dereceye. Sen bunu fark edemiyorsun. Ya da fark ediyorsun. Ne hissediyorsun? Doğalgazı biraz açayım. Yükselir o. Maalesef bu su o kadar çabuk yükselmiyor. Evin içindeki ısı, sıcaklık pek sıcak olabilir. Ama akvaryum içi hemen ısınmıyor. O yüzden kışın daha önceki videolarımda çok tavsiye etmiştim. Isıtıcıyı muhakkak takın. Evde doğalgaz, kalorifer ne olursa olsun, soba ne olursa olsun ısıtıcımızı eksik etmeyin. Balıklarımızın güçsüz olduğu an kış ayıdır. Kışın da balıklarımızı çok iyi beslememiz, çok iyi bakmamız lazım. Gerek su değişimi olsun, gerek filtre temizliği olsun, gerek yemleme olsun. Hani sadece karides değil, kan kurdu, palet yem, canlı yem, birçok kaliteli yemlerle beslememiz lazım. Bir de en önemlisi, balıklarımıza açık yemi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Açık yem, balıklarımıza iç parazit yapma riski %90. Bunun aşağısını kimse bana söyleyemez. Çok denedim, çocukluğumdan beri besledim, çok denedim. Ne zaman açık yem aldıysam, yani birkaç ayda bozuldu. Birkaç günde bozulan da oldu. O yüzden riske girmeye gerek yok. Son kullanma tarihi geçmemiş olması şart. Açık yem olunca zaten son kullanma tarihi yok. Kapalı yem olmuş olsa dahi son kullanma tarihi 2-3 ay yaklaşması olsa bile o yemi kullanmayın. Ya da 4-5 ay kala biraz diğer yemi azaltın. Bunu verin, bunu bitirin. Son kullanma tarihini geçmiş yemi vermeyin balıklarınıza. Balıklarınız iç parazit oldu mu kurtarması biraz zor oluyor. Biz de olarak uğraşıyoruz. Yorumlar kısmında birçok arkadaşım yorum yazıyor. Onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bir yandan normal çalışıyorum. Bir yandan onlarla meşgul oluyorum. Tabii kesinlikle rahatsız değilim. Her türlü yorumlara açığım. Ama balıklarımızı hasta etmeyelim. O yüzden balıklarımıza kaliteli yem. İtalyan biraz pahalı. Ki İtalyan'ı da tercih ediyorum. Yerli yem de tavsiye ediyorum. Ama kaliteli, biraz pahalı yem olacak. Hobinin parası yoktur. Hobi bir zevktir. Zevk parayla satın alınmaz. Madem bu benim zevkimse, bu benim hobimse, ben parayı balığımdan kıskanmayacağım. Balığımın sağlığı hiçbir şeyden önemli değil. Paradan önemli değil. Vereceğim parayı, alacağım kaliteli yemi. Son kullanma tarihi geçmesine en az 1,5 sene olması lazım. Çünkü yemler son kullanma tarihini 2 yıl. Tabii orada pet shoplarda ya da internetten ya da vesaire aldığınız yerde bir 5-6 ay bekliyor. Tabii ki son kullanma tarihinin geçmesine 20 ay kala da almış olsanız daha iyi olur. Ama yem ne kadar taze olursa o kadar iyidir. İtalyan yemler de çok iyidir. Balıklarımızın gerek gelişimi, gerek sağlığı açısından, gerek üretimi açısından, üremesi açısından da çok büyük faydası var. İtalyan yemini de tavsiye ediyorum. Yerli yemin de pahalısını diyeyim. Kalitelisini diyeceğim. O da kaliteli, bu da kaliteli. Pahalısı neyse, birkaç pet shopçuya bakarsınız ortalaması. Yani çünkü bazı pet shopçu ucuz yemi de pahalıya satabilir. Onu da değerlendirin. Yerli yemin pahalısını alıyorsunuz. Son kullanma tarihi geçmemiş. Balıklarınızı sık sık yemleme yapıyorsunuz.
az miktarda yemleme yapıyorsunuz. Temizliğimizi yapıyoruz. Ve balıklarınızı sağlıklı bir şekilde şu şekil her akşam arkanızı yasladığınız zaman şu şekil yasladığım zaman balıklarını izlerken mutluluk duymak istiyorum. Balığımda beyaz börek olmuş, kuyruk erimesi olmuş, göz fungusu olmuş ve birçok hastalık görmek istemiyorum. Ben bu manzarayı güzel bir şekilde görmek istiyorum. Siz de bunu diyorsanız balığınız için elinizden gelen fedakarlıkları yapın. En azından benim anlattıklarımı, saydıklarımı yapsanız balığınızın sağlığı açısından çok büyük faydası olacaktır arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Defalarca söylüyorum, abonelerim düşük. İzlenmelerim çok çok düşük. İzlenmelerim neden düşük? Kimisi videoyu uzun buluyor, hemen ileri alıyor. İleri sardığınız zaman benim burada anlattığım birçok şeyi anlayamıyorsunuz. Sonra bana yazıyorsunuz, siz bunu böyle demişsiniz. Niye böyle dediniz? Ya ben onun başında şu şekil yazmıştım. Sen onu dinlememişsin ya da videonun ortasında şöyle yazmıştım. O yüzden videolarımı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer sağlıklı bir şekilde fayda bulmak istiyorsanız videolarımı sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olun. Like atarsanız da sevinirim. İzlenme süremin de düşük. Bunu da yükseltirseniz buna da sevinirim. Reklam vermiyorum. Yani beni rahat izleyebilirsiniz diye 3 tane de 5 tane de reklam vermiyorum. Şimdilik vermiyorum en azından. Daha sonra bilemiyorum. Ama şu an böyle devam etmeyi düşünüyorum. Sizden ayrılamıyorum. Yalan yok. Çok samimi anlatıyorum. Çok samimiyim. Sizden ayrılamıyorum. Şu kameranın karşısına geçtiğim zaman saatlerce size konuşmak istiyorum. Saatlerce balıkları anlatmak istiyorum. Fakat siz videoyu uzun gördüğünüz zaman ileri saracaksanız benim gerçekte anlatmak istediğim, uygulamak istediğim en sağlıklı, en verimli sistemleri kaçıracaksınız. Ve bunun için beni suçlayacaksınız veyahut da beni suçlamasanız bile balıklarınız tam anlamıyla balıklarınıza uygulayamayacaksınız. Uygulayamayacağınız için balıklarınız hızlı bir şekilde üremeleri, büyümeleri, sağlıklı bir şekilde yaşamalarına, devam etmesine engel şeyler çıkacaktır karşınıza. O yüzden arkadaşlar videolarımı bol bol izleyin. Kanalıma abone kısmına tıklayıp kanalımı komple izleyebilirsiniz. Her türlü video çektim. Gerek kuş videolarım var, muhabbet kuşu. Onlarla da ilgili yorum yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ondan sonra cennet papağanı almayı düşünüyorum. Onlarla da yavru almayı düşünüyorum. Onlarla ilgili de videolarım olacak. Bir sonraki videom da kuş için muhtemelen olacak. Söz vermeyeyim. Birçok video çekeceğim. Çok hızlı bir şekilde video çekmeye başladım. Yani bu aralar 2 günde bir, 3 günde bir video atıyorum. Zamanımı onlara ayırıyorum. Size ayırıyorum. Sizin karşınızda hiç ayrılmak istemiyorum. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.